Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir videoyla baş başayız. Aracıma iridium buji taktım. Bildiğiniz üzere 90 model bir Tofaş'ımız var, Doğan'ımız var. Uzun süreli bir araştırmalardan, uygulamalardan sonra aracımıza takmaya karar verdik. YouTube'da falan çok araştırdım. Bir türlü kodunu bulamadım. Tofaş'a uygulayan denk gelmedi bir türlü. Onu öğrendik. Hep sizlere linkini de açıklamalar kısmında ekleyeceğim. Onun öncesinde işte biraz hazırlık yaptım. Şunlardan size daha detaylı bilgi verebilmek için arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz iki adet bujim var. Videonun ilerleyen kısımlarında da detaylı bir şekilde gösterdim. Bunların ikisi de nikel buji arkadaşlar. İkisi de farklı markalarda. Nikel buji. İridium bujiler şu an aracımın üzerine takılı. Fark etti arkadaşlar. LPG'de özellikle. Şöyle diyeyim, ikide zorlanarak, hani bayılarak çıktığı rampayı şu an daha performanslı bir şekilde aracım çıkıyor. Ki üstelik şu an üzerinde kışlık lastikler ve ebatı, orijinal ebatlarının çap olarak üstünde bir lastik takılı aracımda. Ona rağmen performansı düzeldi. Motorun rölantide çalışması, çalışma sakinliği, sabahları ilk marşta çalışması falan gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Çok memnunum şu an için. Videonun ilerleyen kısımlarında da bahsettim. Kısaca bahsedeyim. Normalde Tofaş'lara gittiğiniz zaman parçacılarda boşun olsun. Genelde boşun bujisi veya Magnette Marelli. Bu muhtemelen İtalyan malı arkadaşlar. Pek şey yapmıyorlar. Kalitesi çok iyi değil arkadaşlar açıkçası. Ne kadar? 4 tanesi işte yaklaşık 30 lira, 35 lira falan satıyorlar. Diğerleri 40, 45-50 lira boşun bujileri, Tofaş uygun buji. Arkadaşımdan şey aldım. NGK'nın bujisini aldım. Bunu tattım. Gerçekten çok fark var. Japon malı arkadaşlar NGK. Nikel buji, bu ham maddesi. Nikel malzemeden oluşuyor. Nikel bujiler normalde 10.000'de bir, 10.000 kilometrede bir bakım yapılması lazım. Kanalımdaki videolarda var. Buji bakımı nasıl yapılır? Sentil çakısıyla ayarı, zımparalanması. Merak ederseniz oradan bakabilirsiniz. Bakım yapmayı bilmiyorsanız arkadaşlar 10.000'de bir değişmesi lazım. 10.000'de bir değiştireceksiniz. İridium bujiler ise arkadaşlar bakım gerektirmiyor. 60.000'de bir değişiyor. Ben hani günümüz koşullarında 200 TL kargo dahil 200 TL'ye geldi iridium buji. Normal bujilerde 45-50 lira. Bu NGK'nın bujileri birazcık daha pahalı. 65-70 lira. NGK şu hoşuma gitti. Kısmını arkadaşlar çentik atmışlar. Normal diğer bujilerde, boş bujilerde falan öyle çentik yok. Muhtemelen bundan dolayı güzel ateşleme yapıyor. Arkadaşlar bu bujiler benzinli araçlar için tasarlanmış. Bildiğiniz üzere LPG bir sonradan taktığımız için neden hani iridium buji takılması lazım LPG'li araçlarda? Arkadaşlar oktan değerimiz var. Benzinlerde oktan ne demek arkadaşlar? Yakıtın kendi kendine tutuşmasına karşı olan direnci. Bizim benzinlerde 95-98 oktan olarak satılıyor ülkemizde. 300 santigrat derecede benzin kendi kendine tutuşurken LPG'ler 105 oktan arkadaşlar. Daha zor tutuşabiliyorlar. Tutuşması daha zor benzine göre. Bu da 400 santigrat derecede kendi kendine LPG tutuşabiliyor. Arkadaşlar bu değerlerde şu şekilde benzinde, yani bu bujilerde ufak bir ateşleme, ufak bir kıvılcım benzini yakarken oktan değerinden dolayı LPG'ler 105 oktan olduğu için daha zor, tutuşması zor. Daha kuvvetli bir elektrik, daha kaliteli bir elektrik ve ateşleme istiyor arkadaşlar kaliteli yanması için. Burada da işte bu iridium bujiyi geliştirmişler. Onların farklarından da bahsedeceğim. Buradaki verileri paylaştıktan sonra. Şöyle ki arkadaşlar, benzinli araçlarda sıkıştırma oranını biraz oynadıkları zaman modifiye kısmında vuruntu yapabiliyor araçlar. LPG'de sıkıştırma oranını birazcık daha artırabiliyorlar. Özellikle bu turbo takımlarında en basit yöntemlerden biri. Şöyle arkadaşlar, burada da sıkıştırma oranları oktan arttıkça şöyle de bir olay açığa çıkıyor. Benzin LPG benzine göre arkadaşlar yandıktan sonra yanarak çıkardığı ısı benzine göre daha fazla. Fark etmişsiniz. Ben kendi aracımda da fark ettim. Özellikle yaz aylarında aracın harareti çok daha yüksek oluyor arkadaşlar. LPG'ye göre motor daha çabuk ısınıyor. LPG'de çalışırken daha çabuk ısınıyor. Sıkıştırdığınız zaman yaz aylarında rampa çıkarken 90'ı geçiyor, 100'e doğru yaklaşıyor. Şunu keşfettim. Araçta eğer harareti arttı, uzun rampa çıkacaksanız yaz aylarında özellikle arkadaşlar, harareti
yani 90'ın altına çekebilmek için veya 90'ı tutabilmek için arkadaşlar aracı benzine geçirebilirsiniz. Zaten bunu da birçok Avrupa arabada bu sistemi yapıyorlar, yağlı sistem diye koyuyorlar. Aynı mantık arkadaşlar. Isındığı zaman araçta sivop eritmesin diye benzine geçiyor araç otomatik. Sivopları soğutuyor benzin. Sivopları soğutuyor. Daha düşük hem yan modasına girerken soğutuyor. Hem de yandığı zaman daha düşük ısı meydana çıkardığı için arkadaşlar otomatikman motor için serinletiyor, soğutuyor. Hararetini gözünüzde görürsünüz, hararetin düştüğünü LPG ile şeyde benzinde. LPG'ye geçirdiğimiz zaman tekrardan işte yakıt ekonomisi sağlarken dezavantaj olarak arkadaşlar bunları görebiliriz. Ama bilinçli kullanımlarda bu tarz şeyi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Rampa çıkarken falan. Aracınızı benzine geçirebilirsiniz. Özellikle bizim tarz döküm motor olan Tofaşlarda falan hararet yapmasın, conta yakmaması için sıcak havalarda rampa çıkarken aracınızı şeye geçirebilirsiniz. Onlarla alakalı da bir video paylaşmayı düşünüyorum. Aracın harareti uzun yolda devam ederken işte aracın harareti nasıl düşürülür? Kompresörle, motor freniyle, kompresörle veya cutoff'tan bahsedeceğim arkadaşlar. Manuel cutoff bu Avrupa arabalarının birçoğunda var. Lakin bizim karbüratörlü araçlarda manuel olarak yan modasına giden yakıtı gaz düğmesine kesiyorsunuz arkadaşlar. Araç viteste her şey çalışır durumda. Herhangi bir sorun yok. Sadece yan modasına yakıt göndermiyorsunuz. Gaz düğmesini kapatarak. O da manuel cutoff. İsmini ben koydum arkadaşlar. Otomatik cutoff değil de manuel cutoff. Ondan alakalı şu an konuyu dağıtmak istemiyorum. Ayrıntılı, detaylı, uygulamalı bir video çekmeyi düşünüyorum. İşinize yarayacak. O da harareti düşürüyor. İlginç bir şekilde, çok hızlı bir şekilde harareti düşüyor. Çünkü yan modasına yakıt göndermiyoruz. Yanma olmuyor. Haliyle araç viteste devir devam ediyor. Bu şekilde harareti gözünüzde görürsünüz arkadaşlar. 110'dan böyle uzun bir rampa ise 70'e kadar düştüğünü ibrenin görürsünüz. İkisinin arasındaki ateşleme farkını göstermek için arkadaşlar araya bir video koyacağım. Öncelikle işte nikel bujilerin, yine bir Tofaş bujisinin, nikel bujisinin ateşlemesini bir görelim. Onun üzerine konuşalım arkadaşlar. Nikel buji gördüğünüz gibi pıt 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 şeklinde ateşleme yaparken yapıyor. Şimdi bir de iridium buji izleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere de iridium buji de devamlı bir akım sağlıyor. Bu da işte bizim istediğimiz LPG'nin daha güzel tutuşabilmesi gerekli olan bir yanma. Yapandan, edenden, bulandan Allah razı olsun diyoruz arkadaşlar. Bu tarz gelişmiş bir teknoloji. Dediğim gibi şurada fiyat kısmında 4 tanesini 45 liraya, 50 liraya nikel buji satılırken iridium bujinin tanesi 45 lira. Şu an 50 lira. Fark da ondan kaynaklanıyor. Ama baktığınız zaman iridium buji dediğim gibi 60 binde bir değişiyor. 60 bin en düşük ihtimalle 60 bin kilometre garantisi var. Nikel bujiler 10 binde bir bakım yap. Şunu düşünen arkadaşlar olabilir. Ya orijinal neyse onu kullanalım. Orijinali buysa kullanmak istiyorsak arkadaşlar o mantıkla gidiyorsak aracınıza LPG taktırmayacaksınız. Sonradan bu tarz bir uygulama yapmayacaksınız. O zaman herhangi bir sıkıntı yok. Normal nikel bujiyi kullanabilirsiniz. Ama günümüz şartlarında yakıtı biliyoruz. Yakıt litre fiyatlarını biliyorsunuz. Olmazsa olmaz özellikle bizim araçlarımızda. Olmazsa olmaz vazgeçilmez bir yakıttır. Bulunmaz bir nimettir. Onun için de biraz kaliteyi arttırmak, yanma kalitesini arttırmak. Aracın genel amacımız videolarımdan görüyorsunuzdur arkadaşlar. Performansını arttırmak ama bu demek değil ki İşte sonumuzu arttıralım, uçalım, kaçalım. Altımızdaki araba belli arkadaşlar. Benim amacım aracın performansını arttırmak, yakıt ekonomisi sağlamak. Yani gaz pedalı arkadaşlar ne kadar dolu olursa aracı o kadar az yakıyor. Gazda veya benzinde de. Gaza ne kadar az basarsak, gaz pedalına ne kadar az basarsak aracı o kadar yakıt yakıyor. Bu da şöyle işte araba sağır bir arabaysa veya herhangi bir sıkıntısı varsa, ateşlemeyi düzgün yapmıyorsa haliyle gaza gitmesi için, arabanın yürümesi için
Pedala basıyoruz arkadaşlar. Çeyrek gazla gideceğimiz yeri yarım gazla gidersek haliyle aracın yakıtı otomatikman artıyor. Dediğim gibi bu yaptığım videolarda, çektiğim videolarda yaptığım bu uğraştığım bu çabanın hepsi performansını arttırmak, yakıtı doğal olarak yakıtı aşağıya çekmek arkadaşlar. Tek amacım bu. Bu kısımdan sonra arkadaşlar şeye geçelim. Montaj kısmına geçelim. Orada da önemli bilgiler var. Şu görmüş olduğunuz şu şekilde odaklarsa bunun magnetli maralli tofaşlar için satılan özünde nikel buji olarak geçiyor arkadaşlar bu. Özünde pek kalitesi olmayan bir buji. 4 tanesi 35 lira 40 lira ama kaliteli bir ateşleme yapmıyor arkadaşlar. Bunun yerine Bosch marka şu şekilde seri numarasını şeylere koyacağım. Alt kısma paylaşacağım. Görmüş olduğunuz arkadaşlar şu şekilde Bosch marka Iridium yazıyor. Iridium buji takacağız. Arkadaşlar bu Iridium bujinin videonun başında da yaptığım gibi LPG'li özellikle LPG'li araçlar için tavsiye ediliyor. Çünkü kıvılcımı nikel bujiye oranla arkadaşlar çok çok daha iyi şu şekilde odaklama yaparsa arkadaşlar. Aradaki fark bu. Bu sol elimde gördüğünüz Iridium buji kodunu açıklamalara vereceğim. Bu arkadaşlar Opel'lerle aynı. Opel'lerle, Chevrolet'lerle tırnak aralı Tofaş'ınki aynı uyumlu. Şu an aracın üzerinde arkadaşlar arkadaşımdan almış olduğum şeyler vardı. Şu an onları sökeceğiz birazdan. Şu şekilde başlayalım arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz en önemli özellik motor soğuk olacak. Çünkü üst kapağımız bizim. Bujilerin bağlandığı nokta alüminyum bir malzeme. Bildiğiniz üzere sıcak ya bu tarz şeyler sökümler yapılmaz. Çünkü alüminyum eğilir. Bu yüzden şu an soğuk motorda. Motorum soğuk. Sökümü yapacağız. Ve en önemlisi de arkadaşlar bujiyi yerine yerleştirirken diş kaptırmamamız lazım. En önemli, en dikkat etmemiz gereken hususlardan biri de bu. Şöyle bir lokma anahtarı. 21 milimetre yazıyor üzerinde. Bu görmüş olduğunuzda markası NGK. Şu an aracın üzerinden söktüm arkadaşlar. Bu nikel bir buji. Ama şu sözde orijinal olarak şu magnetli marelli. Ama buna oranla çok daha güzel bir kaliteli ateşleme yapıyor. İnanın arabanın rölantisi, çalışması, sakinliği değişiyor. Performansı fark edecek düzeyde değişiyor. Bu nikel buji. Şimdi bunun yerine arkadaşlar söktüğümüz yerine iridium bujimizi takalım. Bujimizi taktık. Iridium bujimizi yerine taktık. Kablosunu takıyoruz. Sırasıyla arkadaşlar ikinci bujiyi değiştireceğiz. Üçüncüyü, dördüncüyü değiştireceğiz. İşlem aynı olacak. Sökeceğiz. Söktüğümüzün yerine takacağız. Bu şekilde. Şu an videoda fazla süre kaplamasın. Sizler de sıkılmayın diye videoyu durduracağım. Sonunda da çalıştırıp sesini dinletip o şekilde videoyu tamamlayacağız arkadaşlar. İşlemi bitirdik. Bujilerimizi taktık. Kablolarına yerlerini yerleştirdik. Unutmadan şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şu az önce bitiremedim. NGK'nın bujisi de arkadaşlar şunu fark etmiştim taktığımda. Şimdi sonradan belki odaklarsa belki. Bakın arkadaşlar şu bujinin ortasında yarıklık var. Nikel uç kısmında ateşleme yapan kısmında arkadaşlar. Şu an gözüküyor. Ama bu magnetli Marelli'de veya diğer Bosch'un bujilerinde, diğer markalarda şu da arkadaşlar magnetli Marelli'nin gördüğünüz gibi elektrot hala yerinde. Gördüğünüz gibi yarık yok. NGK'da böyle bir özellik var. Tahminimce o yüzden dolayı böyle daha bir kaliteli ateşleme yapıyor. Şimdi taktığımız Iridium bujiler bakım istemiyor. Önceki videolarımda takip ettiyseniz buji bakımı nasıl yapılır? İşte
ilgili videoyu takip edebilirsiniz. Normal bujiler 10.000'de bir bakım görmesi gerekiyor. İridium bujiler bakım istemiyor arkadaşlar. 60.000 kilometrede ömrü olduğu söyleniyor. Yani 10.000'de bir atıyorum bakım yapmayı bilmiyorsanız buji değiştirmeye 35-40 lira. 10.000'de bir değiştirmektense 200 lira verip 4 tane iridium buji takıp 60.000 kilometre kullanmak gayet mantıklı arkadaşlar. Dilerseniz beraber bir marşına basalım aracın. Arkadaşlar aracın hem çalışması hem de eminim gaz yemesi şu an gayet tatmin edici. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, tıklamayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelecek arkadaşlar. Değişik projelerle takip eden arkadaşlar biliyor. Siz de merak ediyorsanız gelecekteki projeler arkadaşlar abone olabilirsiniz. Tecrübeleriniz varsa yorum kısmına ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim için yaptığınız yorumlar çok önemli, çok değerli. Umarım paylaştığım videolarda aldığım geri dönüşlere bakılır, faydalı oluyor gibi videolarım. Sizler de böyle düşünüyorsanız yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Bilgi paylaştıkça çoğalır arkadaşlar. Bilginin zekatı anlatmaktır, aktarmaktır benim tabirimce. Umarım sizlere faydalı olabiliyorumdur. Kendinize iyi bakın.